Ama ülkemiz açısından da yapılmaması gereken en öncelikli husustu. İkinci kolaycılık, hiçbir noktaya dokunamazsınız, hiçbir şeyi elleyemezsiniz, hiçbir gelişmeye kıyılarımızı ve kıyı alanlarımızı açık tutamazsınız. Bunları yapmak yerine hangi alanlarda korumaların yapılacağını, hangi noktalarda ne şekilde gelişmelerin yapılabileceğinin önceden saptanması ve bu yönde düşüncesi olan herhangi bir yatırımı, gelişmeyi öngören kişi ve kuruluşların, ki buna devlet de dahildir, bu yönde yapılacak olan, atılacak olan adımların hangi noktalarda ne şekilde atılabileceğinin önceden bilinmesi gerekiyor. İşte iki değerli hocamızın ortaya çıkması, geçmişte bu alanda yapmış oldukları çalışmalardan da ve deneyimlerinden de yola çıkarak bu planlamayı yapmak kaçınılmazdı. İki değerli hocamızı Bakanlar Kurulumuza davet ettik. Ne yapılmak istendiği en genel hatlarıyla ortaya kondu. Bakanlar Kurulumuz bu noktada evet bu çalışma mutlaka yapılmalıdır demiştir ve bu noktada bizi, yani bakanlığımızı, koordinatör bakanlık olarak projenin yürütücüsü olarak görevlendirmiştir. İşte bu noktadan başlayarak iki değerli hocamızın yanı sıra üniversite devlet işbirliğinin ne kadar güzel sonuçlar ortaya çıkarabileceğinin somut bir adımı olarak bu protokol imzalanacaktır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyı alanları planlaması ve yönetimi master planı 2009 yılı sonuna kadar, ki hedefimiz odur, bu planlamanın yapılması ve böylece artık kıyı alanlarımızın yasal ve planlama açısından gerekli düzenlemeye tabi tutulmasını sağlamaktır. Bu noktada iki değerli hocamızın yanı sıra akademisyenlerimizin, pek çok değerli bu alanda çalışması olan, bu alanda deneyimi olan birikimli akademisyenlerimizin de katılımıyla gerçekten çok önemli, geniş bir kadro bu çalışmayı sırtlayıp sonuca doğru götürecektir. Bu noktada bizim yapacağımız sadece bir koordinasyon görevidir ve bu planlamanın yapılabilmesi için, master planın hazırlanabilmesi için gerekli olan finansal kaynağı bizim temin etmemizdi, finansal kaynağı yaratmaktı. Bu doğrultuda da gerekli desteği Bakanlar Kurulumuzdan almış bulunmaktayız. Değerli hocalarım, sadece kendi oluşturacakları akademisyenler grubu sonucunda bu çalışmaları yapmayacaklardır. Ama aynı zamanda sivil toplum örgütlerimizle de ortak bir çalışma içerisinde olacaklardır. Yani Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nden tutunuz çevre örgütlerimize, Müteahhitler Birliği'nden daha pek çok sivil toplum örgütünün de görüşleri alınmak suretiyle ortaya gerçek anlamda bir sentez yaratılmaya çalışılacaktır. İşte bu adımların startını verdiğimiz bugün de bakanlığımız hiçbir şeyden çekince duymamaktadır. Sayın Ertuğrul Hocam bu konuda bir zora başlıyoruz demiştir. Aslında hiçbir şey kolay değildir. Kolay olan, emin olunuz, palyatif olan şeylerdir. Ama biz köklü bir çalışma ortaya koymak istiyoruz. 20 yıl, 30 yıl hatta sonrasını planlayacak bir çalışmayı başlatmış olmaktayız. O nedenle projenin koordinatörlüğünü yüklenen Sayın Profesör Doktor İlkay Salihoğlu'na ve yine Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Doğan'a öncelikle bu çalışmalarından ötürü ve ortaya bir yüreklilik örneği koymuşlardır. Daha fazla ülkemizi yaşanmaz kılmamak için böylesi bir planlama çalışmasını birlikte başlatmış bulunmaktayız. Ben gelecekten umutluyum.
ortaya gerçekten güzel, verimli ve geleceğe ışık tutacak bir plan çıkacaktır. Dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitemize, onun sayın kurucu rektörüne ve iki değerli hocamıza, Yakın Doğu Üniversitesi'nin değerli hocamıza ve İstanbul Üniversitesi'nin değerli hocamıza ben çalışmalarında başarılar diliyorum. Tıkandıkları her noktada bakanlığımız bu sıkıntıların aşılması için iradeyi mutlaka ortaya koyacaktır. Bu çalışmalar toplumumuza, her şeyden önce halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ve kendilerine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakanım.